Dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz çok sık video yapmam. Fakat bu aralar oynaklıklar fazla olduğu için kurlarda sizlere yardımcı olmak maksadıyla biraz sık video atıyorum. İnşallah sıkılmazsınız. Yön bulma konusunda hangi seviyeler önemli, hangi seviyelere dikkat etmeliyiz şeklinde bu videoda yorumlarım olacak. Bu videoda dolar, TL, gram altın, gram gümüş ve altın onsa değineceğiz. Bize kısada hangi seviyeler önemli, hangi seviyelerdeki kapanışlar bizler için önemli olacak, düşüşlerin, yükselişlerin hangi seviyelerde olacak, ekonomik veriler ve TDI verilerini de değerlendirip yön bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bugün TDI verileri açıklanacak. Şimdi bu TDI verilerin açıklanması esnasında arkadaşlar oynaklıklar meydana gelecek. Çok karışık bir gün olacağını düşünüyorum ben. Bunun nedeni ABD'deki işsizlik verilerinin çok yüksek oluşundan kaynaklı arkadaşlar. Ve dünya ekonomilerinin gitgide kötüye gitmesi. Bu sebepten dolayı da kurlarda yarın aşırı oynaklıklar bugün bu videoyu gece çektiğim için bugün aşırı oynaklıklar meydana gelebilir. O yüzden bugün çok dikkatli olun. Şimdi altın onsla başlayalım arkadaşlar analizimize. Altın onsla size dünkü videomda da anlatmıştım. Yukarıdan gelen bir düşen trend çizgimiz var. Bu trend çizgisini takip ediyoruz. Gene altın ons bu trend çizgimizin üzeri 1616 seviyesine çarpıp yukarıya kıramadı arkadaşlar. Ne zaman ki bu yükselen trend çizgimiz yukarı doğru kırılırsa altın onsla hareketler tekrardan yükselişine ivme kazanabilir. Altın onsta 1613 seviyesinden bir kapanış geldi arkadaşlar. Altın onsta bizim dikkatle takip etmemiz gereken 1610 seviyemiz var. Şuradaki 1610 seviyemiz var arkadaşlar. Bu 1610 üzeri kapanış gelmesi bizim için olumlu diyebiliriz arkadaşlar. Kısada 1610 üzeri kaldıkça altın onsta 1636 seviyesi takibimizde olacak. Önemli bir seviye. Arkadaşlar 1600 yükselme için 1636 direncini mutlaka kırıp üzerinde tekrardan altın onsun kapanış yapması şart kısada. Bakın bunu çok dikkatle dinleyin. 1610 üzeri 4 saatlik kapanışlar olduğu müddetçe yukarıda 1636 testine altın ons gidebilir. O yüzden 1636 önemli olacak bizler için. 1636'nın yukarıya kırılımını da görebilirsek arkadaşlar, eğer ki kırılırsa yukarıda 1677 seviyesi altın ons da hedef haline gelecektir. Bugün için 1610 önemli diyoruz arkadaşlar. 1610 üzerinde tutumlarda 1636 hedefli altın ons çalışabilir. Eğer ki 1636 ilk direncini de yukarı doğru kırabilirse 1677 kısa vadedeki hedefi haline altın onsun gelir. Peki arkadaşlar 1610 altına sarkmalarda da takip edeceğimiz olumsuz durumlarda takip edeceğimiz stop noktamız gene belirttiğim gibi 1594 seviyesinde arkadaşlar. 1594 önemli. 1610 altına sarkmalarda 1594'ü takip edeceğiz. 1594'ü bir nevi stop olarak da kullanabiliriz. Çünkü 1594 kırılırsa arkadaşlar aşağıda gene tekrardan 1571 seviyesi altın onsta test edilmeye gidebilir. O yüzden 1594 önemli. 1610 kalışlar 1594'ü test edebilir. Fakat ABD verilerinin, TDI verilerinin ben kötü geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunun etkisiyle altın onsta bir yukarı doğru hareket 1636'lı seviyelere doğru özellikle bir hareket yaşanabilir. 1636'yı da yukarı yönlü kırabilirse, bakın kırabilirse diyorum. İlk etapta bu kısada 1636 önemli. Bunu da kırabilirse 1677 seviyelerine doğru altın onsta hareketler devam edebilir. Gram gümüşe de bakalım. Gram gümüşü de gene altın ons gram ons grafiği üzerinden anlatacağım size arkadaşlar. Bu kısada takip etmeniz gereken seviyeleri sizlere bildireceğim. 3.09 seviyesinden
Gram Gümüş'te de kapanış geldi arkadaşlar. 3.09 seviyesinden Gram Gümüş'te de kapanış gördüğümüz için yukarıda takip etmemiz gereken 3.19 seviyemiz var arkadaşlar. Şuradaki 3.19 seviyemiz Gram Gümüş'te takipte kalacağımız önemli seviyemiz. Yani 3.09 üstünde Gram Gümüş'te tutunmasına devam ederse arkadaşlar 3.19 testine gidecektir. Mutlaka 3.19'u teste gidecektir. Yani 3.15 ve 3.19 seviyeleri Gram Gümüş'te mutlaka test edilmeye gidecektir. 3.09 altına sarkmalarda arkadaşlar 4 saatlik kapanışlar görürsek de Gümüş Ons'ta 3.03 seviyesine kadar sarkmalar görülmesi muhtemel. Dediğim gibi Gümüş Gram'da da arkadaşlar 3.03 stop olarak kullanılabilir. Olumsuz seviyede 3.03 altına sarkmalar stop olarak kullanılabilir. 3.09 üzerinde de gümüş gram kısada tutunabildikçe de arkadaşlar yarın bunun takibini yapacağız. 3.09 üzerinde 4 saatlik kapanışlar da görebilirsek yukarıda hedef 3.15, 3.19 seviyelerine kadar ilerleme olacaktır. Zaten 3.19'u kırabilirse de arkadaşlar pozisyonumuzu koruyoruz. Pozisyondan çıkmayıp gram gümüşte de 3.30'lu seviyeler yakından takibimizde olacak. Önemli seviyelerimiz haline gelecektir. Gram altına da bakalım. 4 seviyesinden bir günlük kapanış yaptı. Bizler için gram altında özellikle geri çekilmelerde arkadaşlar 342 şöyle anlatayım ben size. Evet, 342 gram altın arkadaşlar 342 seviyesi üzerinde durdukça yukarıda tekrar 346 seviyesini test etmek isteyecektir. 342 üzerinde 346 test etmek ister. O yüzden 342'yi sıkı takip edeceğiz arkadaşlar. 342 seviyesi bugün itibariyle bizim için önemli bir seviye olacak. Olur ki 342 altında 4 saatlik bir kapanışlarda görmeye başlarsak arkadaşlar, bu sefer gram altında 334 seviyesi yakinen takipte kalmamız gerekecek. Önemli bir seviye olacak. Bunun nedeni arkadaşlar, ben gene TDI'ye bağlıyorum. TDI'de biliyorsunuz ya dolar bazlı ya ons bazlı bir hareketlenme olacak. O yüzden 342'yi yakinen takip edin. Çünkü büyük yatırımcılar mutlaka bunun kokusunu almıştır arkadaşlar. Bizim sinyalimiz 342 seviyesindeki kapanışlar olacak. 342 üzeri 346'yı tekrardan yukarıya doğru test etmek isteyebilir. Yukarı yönlü giden hareketlerde bir sıkıntımız zaten yaşamayız arkadaşlar. Burada 346'yı takipte oluruz. 346'yı da kırabilirse zaten öne açılır. 350'li seviyelere doğru tekrardan hareketler görmeye başlayabiliriz. Dediğim gibi 342 yarın bizim için bir sinyal. Altında veya üstünde kalışları. Altında kalışlarda da 334 seviyesi yakınen takipte kalmamız gerekecek. Önemli bir seviye olarak gram altında da gözükmekte arkadaşlar. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Dolar kuruna da bakalım. Dolar kurunda neler olabilir? Evet, USD-TR'ye, Dolar-TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz üstüne basa basa söylediğim TDI verileri bugün açıklanacak. O yüzden kısada da arkadaşlar 6.63 Dolar-TL'de yakinen takipte olacağız. 6.63 önemli. 6.63 üzeri kalışlar tekrardan 6.71 seviyesini test etmeye gider arkadaşlar. Dolar-TL kurunda da 6.63 bugünkü ana sinyal yerimiz. 6.63 seviyesi olacak. 6.63 üzerinde 4 saatlik kalışlar yukarıya doğru hareketleri tetiklemek ister 6.71'e doğru. Fakat 6.63 6 4 saatlik kapanışlarda da arkadaşlar 6.50 seviyesi dolar TL'de de görülebilir. Yani 6.50'deki destek seviyesi dolar TL test etmek isteyebilir arkadaşlar. 6.50 seviyesindeki bu destek kuvvetli bir destektir arkadaşlar. Bu desteği yakından takip edeceğiz. Olur ki herhangi bir olumsuz durumda bu 6.50'de kırılırsa o zaman 6.42 seviyesini düşünebiliriz. Fakat ilk etapta 6.50'yi hafızanızın bir yerine yazalım arkadaşlar.
Dediğim gibi yükseliş ve satış sinyalimiz arkadaşlar 6.63'te olacak bugün itibariyle. Bugün bu 6.63 yakından takibimizde olacak. Buradaki 4 saatlik kalışlar yakından takibimizde olacak. Bu 6.63 altına 4 saatlik kapanışlar görülmesi halinde 6.50 seviyesi takibimizde olacak. 6.63 üzeri her 4 saatlik kalış 6.71'i tekrardan test etmek isteyebilir. Bugünkü analizlerim dediğim gibi arkadaşlar çok sık video yapmıyorum. Sadece sizlerin panik yaşamaması açısından sizleri korumak amaçlı yatırım tavsiyesi olmadan gelebilecek bazı seviyeleri bilmeniz açısından bu aralar çok sık video yapıyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gidiyorsa da gitmişse de arkadaşlar kanalıma bir beğeni atarsanız beni memnun edersiniz. Kanalımıza sizlerle birlikte çok güzel izlenmeler almaya başladık. Sizlerin katkıları çok büyük arkadaşlar. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah kanalımız daha da büyüyecek ve birlikte her zaman kaybetme yönünde değil, her zaman hırsla kazanma yolunda hep beraber ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.